merhaba. Merhaba. Kimin Ekonomisi'nin 5. bölümünde bu hafta nüfus konuşacağız. Programımızın ismine uygun bir şekilde toplumun çeşitli kesimlerinin ekonomik koşullarına daha yakından bakmaya başlıyoruz. Sana nüfusla ilgili ilk sorum şu olacak. Nüfus verilerine baktığımızda en güncel verilere ve zaman içindeki değişime baktığımızda hala genç nüfusumuzun oranı yüksek mi ve nasıl bir gelişim trendi var? Şimdi genç nüfusun önemi dediğin gibi üretim ve tüketimi canlı tutmasından gelir. Bunu da üretim tarafından bakarsak üretimin aslında dört ana faktörü vardır ekonomik üretimin. Bir tanesi sermaye, biri girişimcilik, üçüncüsü doğal kaynaklar ve dördüncüsü de emektir. Onun için burada genç, sağlıklı, üretken bir nüfusun olması emek faktörü kısmında son derece önem arz ediyor. Türkiye'de hep dediğin gibi çok genç nüfusumuz var ve bu bizim büyük bir potansiyelimiz diye söyleniyor. Bu şu anda evet doğru. Ancak elimizde bu genç nüfusla ilgili büyük bir fırsat olmasına rağmen bu fırsat penceresi çok hızlı bir şekilde daralıyor. Bugün bu sorunun cevabını daha çok istatistiksel olarak bakıp verelim. Türkiye'nin demografik yapısının ne olduğunu inceleyelim geçmişten günümüzü ve gelecekte ne, nereye doğru evriliyor acaba nüfusumuz diye bakalım isterim. Misal burada bir nolu grafiğimize değinmek istiyorum. Şimdi bir nolu grafiğimizde Türkiye'nin nüfusu, nüfus sayısı ve ortanca yaşını görüyoruz. Ortanca yaş, ortalama yaş değildir. Ortanca yaş şudur: bütün nüfusu en küçükten en büyüğe 100 kişi gibi sıralasak, bir en küçük yaş diyelim, 100 en yaşlı kişi. Tam ortada 50. kişinin yaşı, ortanca kişinin yaşı ülkemizin ortanca yaşını verir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel nüfus sayımı 1927 yılında yapılıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı geçmiş, Kurtuluş Savaşı geçmiş, büyük kayıplar verilmiş, hastalıklar yaşanmış, belli kıtlıklar yaşanmış ve çok toprak kaybedilmiş ve düşük bir nüfus. Bu noktada 1927'de nüfusumuz 13 milyon 600 bin civarı çıkıyor. O dönem devlet yöneticileri diyor ki bu kadar düşük nüfusla, ekonomik kalkınma sağlanamaz. Bizim nüfusumuzu arttırmamız lazım diyorlar. Onun için nüfus artışını tetikleyici veya teşvik edici politikalar güdülüyor. Burada şuna da dokunmamız lazım bence çok kısa. Burada bir demografik geçiş modeli dediğimiz bir model var. O dört aşamalı. Birinci aşaması sanayi öncesi daha çok zirai toplumlarda gördüğümüz model. Nüfusun yapısı o da şudur hem doğum hem ölüm oranları çok yüksek oluyor zirai toplumlarda. Özellikle sanayi öncesi. Onun için nüfus ne artıyor ne düşüyor aslında. İkinci aşamaya geçtiğimizde de ki, ki erken cumhuriyet bence buna tekabül etmekte. İkinci aşamada Erken sanayileşme dönemi, tıbbın ilerlemesi, kentleşme hareketlerinin başlamasıyla beraber ölüm oranları düşerken doğum oranları aynı yüksek seviyede devam ediyor. Bu da nüfusun çok hızlı bir artışına sebep oluyor. Şimdi bir nolu grafiğimizde misal 1960'a geldiğimizde nüfus yeri 27,5 milyona çıkmış. Yani 1927'den 62 katına çıkmış nüfusumuz. Ortanca yaşımız da 20. Şimdi 1960'a geldiğimizde o dönemki devlet yöneticileri diyor ki ya çok hızlı büyüdük aslında nüfus. İstihdam da edemiyoruz diyor. Bir şekilde bu nüfusu azaltmamız, istihdam edemediğimizi de başka yerde istihdam etmemiz lazım diyor. Ve 1961 yılında Almanya-Türkiye işgücü Anlaşması yapılıp Türkiye'de istihdam edilemeyen insanlar Almanya'ya aslında gönderilsin diye bir programa giriliyor. Ve 1965 yılında da nüfus planlaması hakkında bir kanun geçiriliyor. Ve bununla beraber Türkiye'de eskilerin biraz daha hatırlar bugün artık konuşulmuyor bu ama nüfus planlaması ülkemizin gündemine giriyor. Şimdi nüfusumuz 2022'ye geldiğinde bugün artık 85 milyon 86 milyon civarında. Burada dikkat edilmesi gereken Avrupa'ya göre aslında hala ortanca yaşımız düşük. Ancak 1990'da ortanca yaşımız 22,2 iken biz yaklaşık 11 yaş yaşlanmışız toplumca son 30 e, yılda ve bugün 33,5'a çıkmışız. Şimdi iki nolu grafiğe geçelim. Bu yine nüfus artış istekleri ve nüfus e, planlaması konularının nasıl aslında toplumda karşılığının olduğunu bu iki numaralı grafikte görüyoruz. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı. Bu şu demek doğurganlık çağındaki bir kadın başına ortalama doğan çocuk. Şimdi 1900 65'ler, 70'ler öncesi kadın başına doğum oranı yaklaşık 6-7 ki zaten o dönemden doğan insanlar bilir hep 5-6-7 kardeştirler. Ancak tabii ölüm oranları düşünce o zaman doğan çocukların çoğu hayatta kalıyor. Ancak hem nüfus planlaması, hem kentleşme, hem sanayileşme, hem belki de hayat pahalılığı diyebileceğimiz süreçlerin devreye girmesiyle beraber 2010 yılında kadın başına düşen toplam doğurganlık hızı 2,1'e düşüyor. 6 çocuk, 7 çocuk doğarken kadın başına artık 2'ye düşmüşüz. Bu 2.1 de önemli bir rakam. Çünkü nüfusun kendisini yenileme rakamıdır 2,1. Bunun altındaki rakamlar nüfusun kendisini yenilemeye, yenileyemeyeceği ve yaşlanacağı manasına gelir. 2022'ye geldiğimizde geçen sene son rakam bu. Kadın başına düşen yeni doğan çocuk ortalamada 1,6. Yani nüfus yenileme oranının altına düşmüşüz. Şimdi 3 nolu grafiğe geçelim. 3 nolu grafik yaş piramidi dediğimiz bir piramit bu. Şöyle yapılıyor. Her 5 yaşlı gruplar işte 0, 4, 5, 9 diye yani 5 yaşta toplam nüfusu koyuyoruz erkek ve kadın olarak. Her o 5 yaşlık yaş bandında kaç kişi yaşıyor Türkiye'de diye. 1975 sol tarafı grafiğimizin 3 nolu grafikte. Bu grafiğin alt tarafı daha şişik. Neden? Çok fazla çocuk var. İşte nüfus artışı sağlanması için çok doğrulmuş. Ölüm oranı da azalmış. Onun için piramit aşağıdan yukarıya doğru daralıyor. Oysa 2022'ye geldiğimizde artık bu en alttaki kesim çocuk doğum oranları düştüğü için daralmış. Ama orta göbek genişlemiş. Yani böyle 30'lu yaşlarda işte ortanca yaş dediğimiz yaş bandı 30-40'lar çok büyümüş. Üst tarafsa daha çok fazla artmamış. Yaşlanmaya başlamış nüfus ama daha tam yaşlanmamış. Peki bu gidişatta nereye gidiyoruz? Şu anki gidişatımıza baktığımızda 4 nolu grafikte göreceğimiz şey şu. Nüfusun yaklaşık %9,5'i yani yaklaşık her 10 kişiden biri bugün 65 yaş üstü. Ancak nüfus projeksiyonuna baktığımızda nüfus projeksiyonlarına 2080'de %25,6'ya çıkacağı görülüyor yaşlı nüfusun yani 65 yaş üstü. Bugün her 10 kişiden biri 65 yaş üstüyken 2008'e geldiğimizde her 4 kişiden biri 65 yaş üstü olacak demek. Yani özetlemek gerekirse sorunu evet nüfusumuz şu anda genç ama böyle kalmayacak. Alttan gelen yeni bir nüfus yok. Çünkü kadın başına toplam doğurganlık 1,6'ya düşmüş. Nüfus kendisini yenilemiyor. Yaş grubunun ortasında yani üretken çağda diyebileceğimiz çok büyük bir nüfusumuz var. Ama bu nüfus önümüzdeki birkaç 10 yıl boyunca çok hızlı bir şekilde yaşlanacak. Şimdi istersen bir de hani dedik ya toplumun çeşitli kesimlerine bakacağız diye. Şu an ...nüfusumuzda bu çeşitli kesimlerin payı ne kadar? Nüfusun bir fotoğrafını çekmek istiyorum aslında şu anki nüfusun. İşte ne kadarı çocuk, çalışan kesim ne büyüklükte, emekliler, ev kadınları... ...bununla ilgili de bir veri hazırladın sen sanıyorum. Evet. Onun da bir üzerinden geçebilirsek sonra devam edeceğim sorulara. Evet. Bunu cevaplamadan önce çok ufak bir noktaya daha değinmek lazım. O da şu... Şimdi o nüfusun ortanca yaş kısmı dediğimiz 20'ler, 30'lar, 40'lardaki üretken çağdaki insanların aslında bu Türkiye için büyük bir fırsat. Emek kısmında, üretim kısmında ama bu insanların gerçekten çalışıyor ve istihdamda oluyor ve üretiyor olması lazım. Ki hem bugün geçinebilsin hem de birikim yapıp gelecekte hayatını idame ettirebilsin. Çünkü alttan gelen yeni genç bir nüfus yok. Bu birinci şey. Onun için gerçekten bugünkü yaş üretken çağdaki insanların mutlaka ama mutlaka istihdamda olup ve birikim de yapıyor olması şart. Şimdi peki bu üretimi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz bugün? Yani nüfus olarak elimizde büyük bir fırsat var üretim için. Ancak hızla daralıyor bu fırsat çünkü yaşlanacağız. Peki üretiyor muyuz? Bunun cevabı 5 nolu grafikte göreceğiz. Bunu ben bayağı bir üstünde çalıştım. Çünkü Türkiye'de hiç görmediğim bir aslında şey oldu. Bu data mevcut ama çok bölük pörçük. Kimse de pek derleyip topladığını görmedim ama eğer derli toplu yapan varsa da paylaşmalarını isterim açıkçası yorumlarda veya doğrudan bizimle iletişime geçirebilirler bu konuyu çalışan insanlar. Şimdi şöyle bakalım. Türkiye'nin toplam nüfusu 2023'ün ortasında Haziran ayında 86 milyon 408 bin. Yani 86 milyon insanımız yaşıyor şu anda Türkiye'de. Bu TÜİ'nin verisi. Peki bunların ne kadarı çalışıyor? Çalışmıyorsa ne yapıyor? Şimdi ilk başta çalışmayan kesime bakalım. Özellikle kadınlar. istihdamda olmayan. Türkiye'de 9 milyon 290 bin ev kadını var. 5 grafiğin en üst sağ tarafında kahverengi kutucuk. Bu arada buradaki bu kutucuklar yüzde oranlarını da gösteriyor. Yani kadınlar örneğin ev kadınları toplam nüfusumuzun yüzde on birini oluşturmakta. Ve tabi ev kadınlarımız bir e üretim yapıyorlar tabi evde çalışıyorlar. Çok da büyük aslında bir emek harcıyorlar ama bunun maddi bir karşılığı yok. Onun için Türkiye'deki milli gelir hesaplamalarında yani maddi üretim diye söyleyebileceğimiz hesaplamalarda ev kadınlarının üretimi hiçbir şekilde yer almıyor. Yani maddi bir karşılığı yok çok çalışsalar. Öbür tarafta çalışamaz halde olan insanlarımız var. 5.360.000 kişi nüfusumuzun %6'sı. Şimdi bu insanların zaten çalışmasına imkan yok. Çünkü ya engelliler ya çok hastalar ya aşırı yaşlılar. Yani bir şekilde iş gücüne dahil olmalarına imkan yok. Şimdi çocuklarımıza bakalım Türkiye'deki. 15 yaş altı diye hesaplanıyor bu. 15 yaş altı nüfusumuz 21 milyon. Nüfusumuzun %24'ü. Şimdi tabii 15 yaş altı da çalışmıyor. Çocuk işçiler var ama rakam olarak da çok aslında ufak bir rakam bu. Birkaç yüz bin kadar çalışıyor çocuk işçi 15 yaş altı. Onun için ona çok dokunmuyoruz burada. E bu, bu nüfus da çalışmıyor. Şimdi 15 yaş üstü olup da hala eğitimde, öğretimde olan gençlerimiz var. Üniversite okuyordur veya başka bir şekilde öğretim görüyordur. 4 milyon 703 bin kişi bu da. 15 yaş üstü eğitim ve öğretimde. Nüfusumuzun %5'i. Emeklilerimiz var. Şimdi bu emekli meselesi üstüne çok uğraştım. Çünkü bu rakamı çıkarmak gerçekten çok zor. Şöyle ki 2022 sonunda 13 milyon 200 bin emek lik dosyası yani emekliliği gelmiş vatandaşımız var. Ama tabii 2023 yılında bir EYT kanunu da geçti. Ve bu sene içerisinde 2 milyon 250 bin kişi aslında emekliliğine hak kazanmıştı oldu. Toplamda yani yaklaşık 15-16 milyon kadar bu sene emekliliği gelmiş emekli dosyası oluşmuş insanımız var. Şimdi ben burada neye uğraştım peki? Bu emeklilerin ne kadarı çalışıyor, ne kadarı emekli tam emekli olmuş köşesine çekilmiş. İş gücünden çıkmış diye. Şimdi böyle baktığımızda tabi bu biraz yoruma açık bir rakam. E, data çünkü veri çok net değil. Ben biraz uğraştım üstünde. 5 milyon 800 bin kişi emekli olmuş ve iş gücünden çekilmiş artık. Toplam nüfusumuzun %7'si. Emekli olmuş yani emekli dosyası emekli hak kazanmış ama çalışmaya devam eden de yaklaşık 10 milyona yakın emeklimiz var. Yani toplam olarak 15 milyon civarı 16 milyon civarı bir emeklimiz var. Bunların üçte ikisi 10 milyonu emekli geldiği halde hala çalışmaya devam ediyor. Bu da büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Şimdi peki işsizler var. Bu Türkiye'nin hep %9, %10 civarı bir bantta gider. Toplam iş gücüne dahil olup da iş bulamayan kişiler istihdam edilememiş. 3 milyon 337 bin kişi de işsiz, iş arıyor. Bunlar da nüfusumuzun %4'ü. Şimdi diğer diye bir kategori var. 5 milyon 615 bin kişi. Bunlar da hiç iş bulma ümidi yok. Yani iş başı yapabilecek olsa da iş de aramıyor. Veya başka başka sebeplerden hiçbir şekilde zaten iş gücüne girmemiş. 5 milyon 615 bin kişi var. Bu da nüfusun %6'sı. Peki toplam çalışan kişi kaç? Şimdi toplam çalışanları ben ikiye böldüm. Türkiye'de yaklaşık 31 milyon civarı istihdamda yani şu anda çalışan insan var. Bunlar biraz önce bahsettiğimiz yaş bantlarına baktığımızda işte çalışabilir halde, sağlığı, yaşı uygun çalışıyor 31 milyon kişi. Bunların yaklaşık 10 milyonu emekliye gelmiş çalışıyor. Emekliye gelmeden çalışan kişi sayısı da 22 milyon. Şimdi nüfus yapısına baktığımızda bu. Şimdi aslında toplam sadece Türkiye'de 31 milyon insan çalışıyor gibi görünüyor. 86 milyon nüfusta. Yani yaklaşık 3 kişiden sadece biri. Yani bir kişi çalışıyor, üç kişiye bakıyor diye de düşünebiliriz bunu. Biraz önce söylediğimiz gibi geniş bir yaş piramidinin o göbeği, çalışabilir genç nüfus veya sağlıklı orta yaşlı grup aldığımızda bu insanların aslında çoğunun iş gücüne hiçbir şekilde dahil olmadığını, çalışmadığını, bu sebeple de ne üretimde ne tüketimde çok fazla yer alamadığını ve bir tarafta da üretim olmadığı ve belli bir gelir elde edilemediği için bir birikim de yapılamadığını burada anlıyoruz. Yani evet nüfusumuz genç ama hızla yaşlanıyor. Alttan yeni bir genç nüfus gelmiyor ve ortadaki çalışma çağında olan insanlarımızın da sadece çok ufak bir kısmı çalışıyor diye bir sonuç çıkıyor. Şimdi bu çalışma yaşındaki nüfusun e, üretkenliğinin arttırılması, iş gücüne katılımın katılım oranının arttırılması gerektiğini anlıyorum ben söylediklerinden. İlk programdan beri biz hep şundan bahsettik. Ekonomi modelimiz ithalat, tüketim üzerine yani ithalat ve tüketimin lokomotifliğiyle büyümenin sağlandığı bir ekonomi modeli takip ediyoruz biz şu anda. Şimdi sen de demin dedin ki işte üretime ve tüketime katılamıyor. Çalışma yaşındaki nüfus birikim yapamıyor. Bu nüfusun eğitimine yüksek katma değerli sektörlerde çalışabilmesini sağlayacak yatırımlar da yapılamıyor. Görebildiğim kadarıyla bir kısır döngü içindeyiz şu anda. Peki buradan bir çıkış yolu var mı? Buradan çıkış şu. Dediğim gibi aslında şu anda elimizde çok ciddi bir potansiyel var. Buna bir fırsat penceresi adı verilebilir. Yani yaş demografik yapısına baktığımızda ülkenin şu anda gerçekten elimizde emek faktörü tarafında ciddi bir şans var. Ama buradaki veriye baktığımızda bizim bunu değerlendiremediğimiz çok net. Şimdi birikim yapmazsak ve nüfusumuz hızlıca yaşlanırken ileride bu insanlara kim bakacak? Aslında sorusunu as, e, sormamız gerekiyor bu noktada senin soruların dahilinde. Burada bunun cevabı bir defa çok hızlı bir şekilde bizim artık bir e, dönüşüm geçirmemiz şart. Burada dört tane e, belki nokta noktaya değinmemiz lazım ama genel hatlarıyla. Bunun birincisi şu. Şimdi çalışma çağında olup da iş gücüne katılmayanların bir şekilde iş gücüne katılımını sağlamamız lazım. Burada da ilk başta ev kadınları geliyor aslında. Çünkü hani çalışabilecek olup da dışarıdaki ev dışındaki üretime katılmayan en büyük kitle ev kadınları. 9 milyon 300 bin kişi. Bir şekilde bu ev kadınlarını dahil etmemiz lazım. Çünkü bu insanlar da yaşlanınca ne olacak sorusu var. Yani emekli aylığı bağlanamazsa bu insanlara... Ya bir de şöyle de bir şey var. insanlar ya ileride bana çocuklarım bakar diye düşünüyor da doğurganlık oranı bu kadar düşükken alttan gelen yeni çocuk yok. Yani yaşlandığımız zaman bize kim bakacak sorusu. Onun için yani ev kadınlarımızın mutlaka istihdama dahil edilmesi, üretime bir şekilde sokulması ve birikimin teşvik edilmesi lazım. İkincisi burada en önemli şeylerden biri tabii iş gücüne insanlar dahil olsun diyoruz da bunu söylemesi kolay yapması zor. Niye dahil olsun? Çünkü çalışan insanın bir defa kazanması lazım. Çalışan kazanmalı. Şimdi Türkiye'deki son dönemdeki en büyük sorunlardan biri çalışan kazanan. Yani bakıyoruz örneğin çalışan kısımların yani iş gücünün, emeğin diyelim. Emeğiyle para kazanan kitlenin Toplam milli gelirden aldığı pay 2016'da %32 iken 2022'de %24'e düşmüş. Yani Türkiye'deki pasta bir parça belki büyümüş de olsa o durumda işçinin, çalışanın, emekçinin yani üreten emek faktörünün bu pastadan aldığı pay gittikçe daralıyor. Şimdi insanlar onun için baktığı zaman ekonomiye ya çalışsam kazanamayacağım ki gibi bir düşünce haiz olabilir insanlar. Onun için öncelikle bizim bunu kırmamız ve çalışan insanın gerçekten kazandığı bir topluma geçmemiz lazım. Üçüncüsünde de şu var. İnsanlarımızın üretim yani emek faktörünün verimlilik artışı diyoruz. Bunun da ihtiyaç olarak ön plana koyuyoruz. Bunun aslında ne demek istiyoruz bundan? İnsanlarımızın vasıf meziyet kazanmasından bahsediyoruz. Yani vasıflı işçilik, vasıflı üretimden bahsediyoruz. Bunun için gençlerimizin şu anda özellikle 15 yaş altı olan yaklaşık 21 milyon nüfusumuzun ve 15 yaş üstü olup da eğitimde öğretimde olan 4 milyon 700 bin nüfusumuzun kendisini gerçekten çok hızlı bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Ve bu da sadece yani okulda aldıkları eğitim öğretim değil. Yani buna kalırsak 21. yüzyılın şu anda gerektirdiği yüksek verimlilik, yüksek vasıfları bu gençlerimizin kazanması çok kolay değil. Onun için kendilerini de bir şekilde hızlıca geliştirmeleri, başkalarını bu konuda beklememeleri lazım diyeyim. Yani toplumu beklemesin gençlerimiz. Çünkü çok hızlıca yaşlanan bir şey var. Siz bugün yeni politikalar geliştirip bunu yürürlüğe bile koysanız bunların meyvesini belki 20 yıl sonra toplayacaksınız. Ama şu anki gençlerimiz o 20 yıl geçtiği zaman yaşlanmış olacak. Ellerinde meziyetler, vasıflar olmazsa, e, yani e, neydi o? Bir kolunda altın bilezik olmazsa çok zor bir durumda kalırlar. Onun için burada gençlerimize de bir parça görev düşüyor diyeyim. Dördüncüsü de emeklilerimiz dedik 15-16 milyon emeklimiz var. Bunların 10 milyonu çalışıyor. Ama tabii bunların çoğu zorunluluktan çalışıyor. Ama bir taraftan da demek ki çalışabiliyor, devam edebiliyor çalışmaya. Bu da tabii şunu gösteriyor. Demek ki biz büyük ihtimalle şu anki emekliyi gelmiş insanlar aslında belki de nispeten genç diyebileceğimiz bir yaş. Yani 65 yaş altında çok insanımız var, emekli gelmiş. Bu insanların da çalışmaya devam etmesi de çalışabiliyor olduklarını da gösteriyor aslında. Belki zorunluluktan, belki değil. Ama demek ki bizim bu emeklilik konusunda da üretim konusunda da bir çok daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü çok erken bir yaşta da emekli olmak aslında alttan gelen yeni neslin üstüne bir yük bindirmekte. Çünkü alttan gelen yeni nesil çalışacak ki bu emekli maaşı ödemelerini yapabilsin sosyal sigorta sistemimiz. Ancak alttan gelen yeni bir nüfus yok veya sayısı az. Yani çok fazla yük bindiriyoruz. Onun için bu nesiller arasında adalet diyebileceğimiz kavramada çok dikkat etmemiz gerek. Nüfusun zaman içindeki gelişimini ve şu anki fotoğrafını gösterebildik diye umuyorum. Programımızı burada bitirelim. Zamanımız da doldu zaten. Bir sonraki programda yani daha sonraki programlarımızda nüfusla ilgili konuşurken senin az önce değindiğin emekliler, kadınların iş gücüne katılımı, gibi grupları özel olarak teker teker incelemeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizden de yorumları bekliyoruz.